Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Merhaba, Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Her cuma saat 15'te canlı yayında TRT Radyo 1 kanalında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini konuşuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bu hafta tam da bu saatlerde Bursa'da Akıllı Belediyecilik Zirvesi e, yapılıyor. İkincisi düzenleniyor bu sene ve bu etkinliği canlı canlı konuşmak istiyoruz. E, bunu da Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemal Arslan hocamızla konuşacağız. E, kendisi e, uzun yıllardır bu e, belediyecilik konusunda çalışıyor ve bu konuda çok uzman biri. E, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. E, hocam konumuza geçmeden önce her hafta biz e, sponsorumuz Türk Satın işlettiği devlet e devlet kapısı Türkiye Gov.tr'yi işleten e, kuruma bağlanıyoruz ve orada uzman bir arkadaşımız var Tuğan Avcıoğlu. E, ondan her hafta bir özelliği bir yeniliği dinliyoruz. Tuğan Bey hatta ise alabiliriz Tuğan Bey. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız Tuğan Bey? E, aslında konuyla ilgili olması sebebiyle e... Edevet kapısında belediyeler ne durumda? Bu konuyu biraz ben açmak istiyorum. Süper. Ee, şu an hali hazırda Edevet kapısında e, belediyeler ayrıca bir e, olarak hizmet vermekte. E, 40 ilimizden 108 adet belediye ve 4 adet yerel hizmet yani ASKİ gibi yani su kanalizasyon idarelerinin hizmetini sunabiliyoruz. İşte e, belediyelerin özellikle hangi hizmetlerini sunduğumuz Konusu ise ona baktığımızda işte e, beyan bilgilerini sorgulama, borç bilgilerini sorgulama, cici bilgilerini sorgulama ve ödeme, tahsilat bilgilerini sorgulama ve ödeme gibi hı hı. E, durumlarla ilgili hizmetler sunuyoruz ve biz bunu standart bir hizmet e, şablonu altında sunuyoruz. E, yakın zamanda daha farklı ve yeni hizmetler de sunmayı planlıyoruz. E, daha kısa sürede yerel hizmetlerde vatandaşa ulaşmak ve vatandaşın sorunlarına çözüm bulmak gibi derdimiz var ve bunu da e, hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yani, Akıllı şehir yapısında da biz aslında yer almak istiyoruz belediye evet, kapısı olarak. Aslında siz onu yapıyorsunuz bir anlamda. Vatandaşın en çok gittiği kurum diye düşündüğümüz belediyelerin e-belediye haline getiriyorsunuz ve elektronik olarak o hizmeti sunuyorsunuz. Ee, evet, tek bir noktadan da sunmuş oluyoruz aslında bakar. Çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Haftaya yeni konuyla görüşürüz Tuvan Bey. Peki görüşmek üzere. Size iyi sohbetler. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Hocam e, devletle başladık. O da güzel oldu. E, e, şimdi Marmara Belediyeler Birliği düzenliyor bu zirveyi. Çok önemli bir zirve. Şu anda da devam ediyor. Kısaca Marmara Belediyeler Birliği nedir hocam? Onu. Evet. E, Marmara Marmar Belediyeler Birliği bir kamu kurumu aslında. E, piyasada daha çok e, özel sektör kuruluşu zannediliyor. Bir dernek zannediliyor ama bir kamu kuruluşu. 1975 yılında Marmara Denizi'ne ve Boğazlara Çevresi olan belediyelerin aslında denizin temizliğiyle de ilgili olarak bir araya geldikleri bir kuruluş. Dolayısıyla bu yönüyle de çevre adeta Marmara Belediyeler Birliği'nin ideolojisi. Ee, bizim temel işlevimiz e, üye olan belediyelerimize yönelik eğitim ve danışmanlık ihtiyacını karşılamak. Eğitimde Belediye başkanları dahil olmak üzere meclis üyeleri, yöneticiler ve diğer belediye personeli dahil. Hı hı. Danışmanlığı da kabaca üçe ayırıyoruz. Finansal danışmanlık, yönetsel danışmanlık ve hukuksal danışmanlık. Dolayısıyla bu alanlarda bir nitelik artışı, kalite artışı, belediyelerde etkinlik ve verimliği nasıl arttırabiliriz konusunda çaba gösteren bir kamu kuruluşu. Yani böylece e, bu işlerinizin yanında bir de hani vizyon da vermeye çalışıyorsunuz çünkü akıllı şehirler demek değil mi aslında e, belirlerin geleceği, bugünü ve vizyonunu oluşturuyor. Yani buradan hocam şeye gelecek olsak hani şu anda devam eden bu zirveyi neden ihtiyaç neleri kapsıyor? Hani böyle bir giriş yapabiliriz zirve ile alakalı. Şöyle düşünüyoruz doğrusu. Biliyorsunuz geleneksel Türk kültüründe 40 yaş kemal yaşıdır. Biz de bu yıl Marmara Belediyesi biri olarak 40. yaşımızı kutluyoruz. 40 yıl mı oldu evet, tam 40 yani. yıl 1975-2015. Dolayısıyla kemal yaşına erişmiş her kuruluş gibi kuruluşta yeni çağa uygun bir takım dönüşümler yapıyoruz. Mesela Yerel Yönetim Akademisi kurduk. Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde yeni dönemde. Yanı sıra şehirle ilgili tartışmaların yapıldığı, bilim adamlarıyla uygulamacıların bir araya gelerek şehirle ilgili tasarımları değerlendirdikleri Şehir Politikaları Merkezi kuruldu. Şehir Politikaları Merkezi'nin ilk iki etkinliğini de yapmış olduk. Birincisi Turuk Cansever, Bilge Mimar Turuk Cansever Sempozyumu, ikincisi de Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi ile açılımımızı yaptık. Bir üçüncüsü Yöneticileri Geliştirme Merkezi kurduk. Bunun önemli ayaklarından bir tanesi, e, hayatımızın her tarafını e, teknolojik uygulamalar ya da teknoloji kaplamış durumda. E, sadece aslında günlük hayatımızda e, telefon gibi, televizyon gibi, radyo gibi araçlarda değil, e, bazı ülkelerde mesela e, yasaların yapılmasında, planların onaylanmasında, vatandaşların fikirlerinin e, dijital yollarla alınması ya da teknoloji kullanarak alınması gibi uygulamalar var. Yanı sıra sadece kamu sektörü değil özel sektörde de kamuya hizmet üreten yazılım firmaları var teknoloji firmaları var vesaire Türkiye'de hani 2023, 2053, 2071 hedeflerini konuşuyorsak buralara topluca ulaşmak gibi hedefimiz varsa biz kamu sektörünün özel sektörün belediyelerle el birliği yaparak iş birliği yaparak bir araya geleceği platformlar oluşturmak istiyoruz. Akıllı belediyecilik zirvesi de böyle bir platform aslında. Böyle kamu bir, bir çıktı. Evet böyle bir düşünceden çıktı. Bu İki... ikincisi sanırım hocam. İkincisi 2013 yılında İstanbul'da yapılmış birincisi. Birlik Başkanımız aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe Bey bu yıl ikincisini Bursa'da yapmamız konusunda talimat verdi. Bursa'da biliyorsunuz e, teknoloji üretiminde de Türkiye'nin çok önde gelen şehirlerinden bir tanesi. Diğer taraftan bütün etkinliklerin merkezinin İstanbul olmasını da istemiyoruz doğrusu. Bunu yavaş Daha yavaş e, Anadolu güzelmiş. ya da diğer şehirlere de kaydırmak gerekir. Gördüğümüz kadarıyla çok çok ciddi bir katılım olacak. İşbirlikleri de yapıyoruz Tabii ilginç bir işbirliği. Balkan Türk Siyahı'nın, Bursa'da yerleşik Balkan Türk Siyad'ın aynı tarihlerde Balkan Ticaret Fuarı var. Onlarla da işbirliği yaparak aynı tarihlere denk getirdik. Dolayısıyla Gedenberk biz. organize ediliyor yani. Evet birlikte organize ediyoruz. Bir taraftan ticaret fuarı var. Diğer taraftan akıllı belediyecilik krivesi. Biz... Meraklıları katılabilir mi hocam dışarıdan? İsteyen herkes katılabilir. Bursa'ya Bursa duyuralım buradan. <laughs> bütün bü bütün katılım ücretsiz. İsteyen herkes katılabilir. Ee, yaklaşık 15 oturumumuz olacak. Burada akademisyenler, belediyeciler, kamu otoritesinde yetki sahibi olanlar ya da teknoloji çalışanlar. şirketi bu konuda çalışanlar e, konuşacaklar. Deneyimlerini anlatacaklar. Eleştirileri cevaplayacaklar. Ve gelecekle ilgili nasıl daha iyi birlikte çalışabiliriz konusunda bir çalışma olacak. Hı hı. Umarım önümüzdeki yıllarda devam eder. İyi bir platform olmasını, olmasını arzu ediyoruz. Hocam o zaman biraz içeri girelim. Ben başlıklara bakıyorum Buyurun. mesela oradaki eee Hani hep bizi ilgilendiren başlıklar akıllı şehir konsepti içinde. Mesela afet yönetimi, yani herhalde burada afetlerde teknoloji kullanımı veya bilgi evet. iletişim, veri yönetimi. acayip bir veri toplanıyor, big data diyorlar buna. Onun işlemi belki de medya yönetimi, dijital belediye, trafikte akıllılık, eee altyapı ve bilişim gibi böyle devam eden başlıklar var. Hep e, hani hep hayatımızı etkileyen başlıklar. Bunlardan biraz konuşabiliriz. Örneğin, e, bu afet yönetimi konusunda e, e, neler konuşuluyor, neler yapılıyor hocam? Ee, Marmara bölgesi biliyorsunuz başta evet. deprem olmak üzere ciddi afet tehdidiyle yüz yüze. Dolayısıyla bu konuda e, gerek merkezi yönetim, gerek yerel yönetimler ellerinden geleni yapıyorlar aslında. Fakat bu işin e, neresindeyiz? Örneğin herhangi bir afet durumunda e, haberleşmenin kesilmesi durumunda e, yerel yönetimler arasındaki haberleşmeyi nasıl sağlayabiliriz İnsanlar arasındaki haberleşmeyi nasıl sağlayabiliriz nasıl daha etkin bir kamu yönetimi oluşturabiliriz konusunda bir temel tartışma açmak istiyoruz çünkü haberleşmenin kesildiği zaman da sizin varlığınızın kaynaklarınızın çok olması araçlarınızın çok olmasının hiçbir anlamı yok birbirinize ulaşamazsınız. Bu çok önemli bir şey. Ee, do, dolayısıyla bunun birim adamları tarafından tartışılmasını istiyoruz. Ayrıca özel sektörün bu konuda uygulamaları varsa bunların kamu otoriteleri tarafından fark edilmesini istiyoruz. Siz hemen hocam araya girip sorabilir miyim? Siz uzun süre belediyede de çok önemli görevlerde evet. bulundunuz. Bu afet konusunda ne durumdan örneğin İstanbul o <laughs> haberleşmenin kesilmesi durumunda mutlaka B planı C planı yapılmıştır Şöyle tabii, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok özel bir durumu var. Çünkü bu işi baştan itibaren son derece ciddi aldı. E, Afet Koordinasyon Merkezi'ni ilk kuran kamu kuruluşudur biliyorsunuz. Yani sadece bina olarak değil, teknoloji olarak, yazılım olarak da. E, fakat doğrusu diğer yönet yerel yönetimlerin çok hazırlıklı olduğunu düşünemeyiz. Bu genel olarak aslında belediyelerin tavrı değil. Bizim insanımızın hayata bakışıyla ilgili bir şey. Herhangi bir problem yaşadığımızda, e, olay çok sıcakken müthiş bir şekilde çok yüksek bir efor sarf ederek çaba gösteriyoruz. Fakat süreklilik konusuna geldiğimizde o konuda başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Biz zaten bu konuda bir bilinç de uyandırmak istiyoruz doğrusu. Bu çalıştığın bir hedefi de bu değil mi hocam evet, yani? Evet. Bak biz... dikkat edin geliyor olacak. <laughs> evet. Biz afetle ilgili başka çalışmalar da yapmak istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz geçen sene ee, Bosna'da bir sel felaketi oldu. O sel felaketinde en etkin çalışan kurumlardan bir tanesi Marmara Belediyeler Birliği'ydi ve biz sadece koordinasyonu sağladık aslında. Oradaki her bir şehrimizi afette uğramış, belaya uğramış şehrimizi buradaki belediyelerimizle irtibatlandırdık. Bu tür bir koordinasyonun bile çok ciddi faydalar sağladığını, çok ciddi katkılar sağladığını gördük. Marmara bölgesinde de e, gerek afet timlerinin oluşturulmasında, gerek afet öncesinde alınacak olan koruyucu tedbirler ya da afet sonrasında alınacak koruyucu tedbirler konusunda ne yapılabilir konusunda şapkamızı önümüze koymamızı yeni bir tartışma açmayı umuyoruz. Bunun faydalı olması umuyoruz. Biz neticede kamu kuruluşuyuz. Hı hı. O çıktıları soracağım ben. Hani konu başlıkları üzerinden gidecek olursak. <laughs> örneğin demin biraz önce söylediniz bu iletişim çok kıymetli dediniz. Şimdi vatandaşlar artık işte internet ve sosyal medyayla kendini daha iyi ifade edebiliyor. Bunu artık hayatımızda görüyoruz. Hem toplumsal olaylarda her türlü gelişmede bu konuda bu çalıştayda da bir başlık var gördüğüm kadarıyla işte medya ve kamuoyu medya iletişimi belediyelerin bu konuda ne yapması lazım hani o çift yönlü iletişim eskiden buyurgan ve tek taraflı bir iletişim vardı hani belediye bir şey söyler bu biz de dinleriz şimdi artık vatandaş da konuşabiliyor herhalde bunlar konuşulacak çalıştayda da çalıştayda ne, ne dersiniz şöyle doğrusu yani kuşkusuz biz belediyelerin tavırlarını belirleyici bir konumda değiliz fakat biz belediyelerin bu işi artık tartışmaları gerektiğini düşünüyoruz çünkü e, kuşaklar arası bir fark var. E, yeni kuşaklar artık biz çok beğenmesek bile, bizim yaşımız ya da bizden daha yaşlı olanlar çok beğenmese bile. Çok geçsiniz, hocam, siz. <laughs> Teşekkür ederim. E, yeni nesil çok cüretkar. Bu evet. cüretkarlığı ben doğrusu umut verici bir gelişme olarak görüyorum. Fakat bu cüretkarlık diğer taraftan diğer taraftan. Geleneksel yöntemlerle düşünen kamu yöneticileri ve belediye başkanları için bir tehdittir. Risk ee, Çok ciddi bu, bu işin doğru yönlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla e, eskiden zannedildiği şekli... Her, her bir şekilde ne olursa olsun bir şekilde medyada yer alma algısı aslında artık e, çok faydalı bir şey değil. Bazen medyada yer almamanız gerekir. Bazen bir şey yapmadığınızda fayda üretirsiniz. Bazen bir şey yaptığınızda görünürlük biçiminiz, haberde yer alma biçiminiz sizin zararınızadır. İlginç bir Dolayısıyla, tespit oldu hocam. Teşekkür ederim. Bunların tartışılmasını istiyoruz. Çünkü şöyle bir ahlaki sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz doğrusu. Özel sektör kuruluşları doğal olarak tavırlarını belirlerken ticari getiriyi, kar maksimizasyonunu düşünürler. Fakat kamu kurumlarının böyle bir nihai amacı olamaz. Biz fayda üretmek durumdayız. Sosyal, evet, içinde? bu fayda da sadece iktisadi bir fayda değil. Dolayısıyla özel sektör için doğru olan bir şey bazen kamu sektörü için doğru değil. Bunların tartışılmasını ve saygınlığın, itibarın arttırılmasına yönelik neler yapılabileceğinin tartışılmasını istiyoruz. Biliyorsunuz dünyada itibar yönetimi diye bir kavram var artık moda. Evet. Kredi derecelendirmesi gibi artık itibar derecelendirmesi var yani paranız kaybolursa arar bulursunuz. İşiniz kaybolursa arar bulursunuz ama itibarınız kaybolursa bulacağınız herhangi bir yer yok. Özellikle internet ee, gibi çok hızlı Evet, çok yayılan, çok hızlı yayılan ve çok kısa bir sürede sizin itibarınızı zedeleme potansiyeli taşıyan imkanların aynı zamanda nasıl bir fırsat ve tehdit Hı -hı. birlikte içinde barındırdığının tartışılmasını bu, istiyoruz. Bu konuşulacak yapmaya, bu, çalıştığımız, e, e, evet. yapmaya çalıştığımız şey Peki bu. Peki hocam bu a, özellikle hani e, belki çok güncel bir konu işte altyapı ve trafik. Altyapı e, işte akıllı tabelalar, akıllı ulaşım. Hani bu İstanbul trafiğinde Bursa'da <laughs> belki Nevze'de ne, ne, bir Nevze daha azdır belki ama e, bu konuda çözümler de Konuşuluyordur mutlaka. Ne dersiniz bu akıllı ulaşım konusunda? Çözümler de konuşuluyor. Aslında biz iki iki açıdan tartışılmasını istiyoruz bunun. Birincisi şu. Mikro ölçekte tek tek uygulamaların tartışılmasının yararlı olduğunu düşünüyoruz. Fakat makro ölçekte şunun da çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Şimdi Devlet Planlama Teşkilatı diye bir organizasyon vardı eskiden. Şimdi Kalkınma Bakanlığı'na dönüştü. Bunlar ülke ölçeğinde makro ölçekte planlama yaparlar. İşte bakanlar kurulu kararıyla devreye girer. Daha sonra her belediyenin, her e, yerel yönetimin, her kamu otoritesinin stratejik planı var. Bizim çok sayıda belgemiz fakat e, koordinasyonsuzluk var. Bu belgeler arasında insicam yok. Bu belgeler arasında insicam olmadığında da e, aslında müthiş bir kamu kaynağı israf oluyor. Neticede biz almamız gereken mesafeyi almıyoruz bu. 2023 vizyonu çerçevesinde akıllı ulaşım diye başlık koymamızın sebebi şu. İstiyoruz ki yerel yönetimler başta belediyeler olmak üzere merkezi yönetimin e, koyduğu uzun süreli Türkiye vizyonuna uygun bir şekilde hareket etsinler. Planlarını, programlarını, ulaşım sistemlerini e, planlarken onu dikkate alsınlar. Kuşkusuz merkezi yönetimin yaptığı her şey doğru olmayabilir. Fakat bu takdirde de doğru bir mekanizmayla bunun düzeltilmesi yoluna başvurulsun üst ölçekli planla alt ölçekli plan arasında bir insicam olsun. Böylece hep beraber ülkemizi kalkındıralım. Neticede hepimiz bu ülkenin geleceği, çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Fakat bu çalışmanın doğru bir netice verebilmesi için yaptığımız bütün planların, projelerin insicamlı bir şekilde koordinasyon içerisinde devam etmesi gerekir. Mesela hocam bu akıllı ulaşım konusunda birinci zirveden bir şey çıktı mı? Hani biz bir zirveyi takip etmemiştik. Hani onun da belki bir Birinci zirvede daha çok mobil <laughs> teknolojiler tartışılmış, ulaşım sisteminde mobil teknolojilerin kullanımı vesaire onun faydaları tartışılmış. Orada biliyorsunuz, mesela İstanbul'da yaşayanlar bilir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ...mobil uygulaması son derece etkin bir şekilde Herkes kullanılıyor kuruluyor. hayatta. Evet, Her gün hepimizin kurtarıcısı. Son Yolu değil. açmıyor ama hangi yolun kapalı olduğunu biliyoruz en azından. Hocam yeşil kırmızı <laughs> şeyi var yani internette gezenler. Yeşilse <laughs> seviniyoruz, kırmızıysa evet. üzülüyoruz. Yani sanırım fiyatlandırılabilir bir mekanizma olsa... E, ...muhtemelen bu şehirde en fazla maddi değer ifade edecek şeylerden bir tanesidir. E, kuruluş aşamasında hatırlıyorum. E, muhtemelen bazı insanlar bunun... Çok gereksiz olduğunu düşündüler vesaire. Siz o zaman görevdeydiğinizde görevdeydiniz Evet de İstanbul büyükşehir, büyükşehir Belediyesi'ndeydim. Kuşkusuz onu hazırlayan grubun içerisinde değildim. Fakat neticede o mekanizmada yer aldım. İtiraz mı edilmişti? Bu böyledir ama her, her yeni değişiklik bir tehdittir aynı zamanda geleneksel yöntemlerle çalışanlar. Ya da o işin daha faydalı olacağını fark etmeyen insanlar için böyledir. Kurumlarda doğaldır bu tür tartışmalarda önemli olan orada liderin ya da yöneticinin kararıdır. Gelecekte ne yapmak istediğine ilişkin zihninde beraklık olup olmamasıdır. Kuşkusuz her iş gibi buna da epey bir itirazlar olmuştu. Hmm. Fakat bugün görüyoruz ki muhtemelen en fazla itiraz edenler kullanıyordu günlük <laughs> hayatında. Evet, <o> <laughs> yani birinci sırvede özellikle bu mobil mobil teknoloji çünkü evet. hani hep yanımızda taşıyoruz. <laughs> Artı kullanıcılardan da geri bildirim alarak bir sistem yapılabilir. Bir, yani biz mesela trafikte önümüzde bir kaza oluyor ve bunu hemen bildirip işte oraya ekibin gelmesi veya yolun açılması, diğer kullanıcıları arkamızdaki şoförleri uyarma böyle hani yeri bildirimli interaktif mi derler? Çift iletişim bir şey de yapılabilir yani. Evet, geliştirmek kuşkusuz lazım. öyle yapılabilir. Biliyorsunuz başka e platformlar da oluştu buna ilişkin olarak. İşte bu bu işle ilgili radyolar oluştu vesaire. Evet, aynen. De, demek ki bunlar kendi içinde başka bir yarışa dönüşebilir. Önemli olan bu yarışta nihayet olarak bir belediye için önemli olan kendi vatandaşını kendi hemşehrisini rahat ettirmek. Onun faydasını maksimize etmektir. Önemli olan bu yarıştan vatandaşın karlı çıkmasıdır. Evet, evet, Vatandaş evet. karlı çıkıyorsa her Çok şey başarılmış akıllı demektir. Akıllı trafik ışıkları konusu da Evet, Ulaştırma Bakanlığı'nın da çok ışıklar. gündemindeydi. Yani işte o çok beklemeleri önlemek için vesaire. Çok Bu işte hani teknoloji çok kullanabilir. Ee, örneğin e, bunu okuyoruz, e, gidenler biliyor. E, trafikte e, sensörler aracıyla ışıklar da e, geçen yoksa karşıdan karşıya size yeşil yanıyor ve devam ediyorsunuz. E, böyle akıllı trafik ışıkları konusunda çok iletişim şey var. Örneğin ulaşımda gene otobüslerde İBB'de başladı özellikle. ...Wi-Fi hizmeti, priz evet. hizmeti gibi hizmetler. Bunlar herhalde bu başlık altında... Bu başlık altında tartışılsın istiyoruz. Ayrıca da özel sektörün üretip... ...kamunun henüz farkında olmadığı ya da... ...kamunun desteğiyle daha da ilerletilebilecek çözümler varsa... ...onların da ortaya serilmesini istiyoruz. Çünkü Türkiye eğer topluca kalkınacaksa... ...eğer biz gerçekten kişi başına milli geliri... ...10 bin dolarlardan 25 bin dolarlara çıkarmak gibi hedefe sahipsek kamu sektörü ile özel sektör arasındaki bu utanç, utangaç ilişkiyi sonlandırmak zorundayız. Cesur olmak zorundayız. Kamu sektörü özel sektörle rahat ilişki kurmalıdır. Bu utangaçlıktan vazgeçmelidir. Özel sektör de ürettiği herhangi bir çözüm varsa, kamunun desteğini talep ediyorsa bunu cesaretle dile getirmelidir. Yani biz ülke olarak kalkınacaksak böyle. Değilse farklı kompartmanlarda farklı sesler çıkarmamızın manası yok. Çalıştığı peki katılamayan e, Twitter hesabından veya başka hesaplardan bunu Çevrim içi e, takip etme, internetten veya başka bir yere koyacak mısınız? Böyle bir bir çalışmamız Biz mı? Bizim e, Radyo Marmara'mız var, marmara.net web tamam. üzerinden yayın yapıyor. Radyo Marmara'da bir kere canlı yayınlanacak. Bir Bu, de alalım mı hocam e, tam şeyi. Radyo Marmara.net. Or evet. Tamam. Ayrıca Marmara Gov.tr'den de e, uz radyo uzantısına tıklarlarsa oradan web üzerinden yayın yapıyoruz. Oradan canlı yayınlanacak bir kere. Daha sonra da. Ee, bu zirvenin sonuçlarını bir yayın olarak yayınlamayı düşünüyoruz dolayısıyla bunu hem üniversitelere hem belediyelere hem de ilgi duyanlar bizimle irtibat kurarlarsa e, onlara ulaştıracağız <laughs> e, çünkü önemli olan e, burada sadece konuşulması değil bunun ilgililere ulaştırılmasıdır sonuçlarının takibidir. Takip işini de çok önemsiyoruz. Herhangi bir husus takip edilmediğinde... ...daha sonra onun fayda üretip... ...üretmediğini ölçmek gibi bir şansımız yok. Ölçmediğimiz bir şeyin de hayatımızda çok evet, ciddi... Evet. ...katkısı yok doğrusu. Bunu ayrıca da takip Şöyle edeceğiz. Şöyle bir şey yapılabilir hocam, Acizane <laughs> önerimiz. Bir Twitter hesabı açılabilir veya bir etiket yapılır. Sanırım şeyin... ...ABZ olacak sanırım. Evet. Mesela ABZ 2015 ABZ hashtag 2015. ile orada herkes hem katılımcılar... ...hem konuşmacılar... ...şeylerini paylaşıp, konuşmalarını paylaşıp... Oraya katılamayan insanlar da Twitter o duvarından şeyi takip edebilir. Aa, çok teşekkürler. Bunun için ücret istemiyorsunuz herhalde böyle için. <laughs> hayır. Biz hani e, biz yaparız yani yapmak da isteriz. Bunu bunu hani sizin ekibiniz de var çünkü çok kıymetli genç evet. arkadaşlar var. Ben hani e, bazılarının tanıma fırsatı da buldum. Etiketle insanlar o zirveyi takip ederler. Hatta görüşlerini yazarlar. Belki bir moderatör o görüşleri katılımcılara konuşmacılara evet, sormasın. Böyle Twitter'da çok yoğun bir şey yapılabilir. Hocam bu özellikle hani e, radyo kurmanız da sizin önemli Belediyeler birliğinin böyle bir web sayfası vesaire hani ulaşmak isteyen veya bu konuda fikirleri olanlar veya sizi takip etmek isteyenler hangi mecralarda ulaşabilir hani konuşacak onu da şöyle şu, şu anda bizim Marmara Govtr diye bir e, web sayfamız var e, o bize web sayfamızdan ayrıca uzantılı radyo şeyimiz var doğrusu, doğrusu radyoyu kurmamızın altında da şöyle bir sebep var e, bizim ileride e, ...görüntülü e, eğitimler dahil olmak üzere bir altyapı kurma çalışmamız var. Bunlar, Kamuya evet, bakan yüzüne mi, sokağa yok bakan kam yüzüne Kamuya bakan yüzüne. E, biz çünkü daha çok e, şuna inanıyoruz. Belediyede çalışan insanlar, e, yöneticiler, e, çalışanlar, meclis üyeleri... ...ne kadar nitelikli olursa şehirdeki hayat o kadar kaliteli hale gelir. Dolayısıyla biz bir kamu kurumuyuz. E, kar amacı gütmediğimize göre... Buna ilişkin altyapıyı ne kadar sağlam kurarsak o kadar fayda üretiriz. Buna ilişkin çeşitli çalışmalarımız var. Umarım kısa zamanda sonuç çıkar. Bir web tv projeniz evet, var. Evet web tv projemiz var. Bu yolla mümkün oldukça da ücretsiz eğitimler vermek bir şekilde fiziksel olarak bize ulaşamayan insanlara ulaşmaya çalışmak kuşkusuz bunun koşulları vesaire olacak. Fakat asla niteliğimizden taviz vermemek, hı hı. kaliteden taviz vermemek gibi bir amacımız var. Radyonun ilk aşaması, deneme aşaması. Ee, umarım büyüyünce bu hale gelir. 7/24 yayın yapıyor mu? Canlı mı? Nasıl şu anda, canlı yayın, yayın Radyomuz şu anda Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği yayınlıyor. TRT arşivini <laughs> kullanıyoruz. Ee, bunu da tercih etmemizin çok özel bir sebebi var. Kamusal sorumluluk gereği daha çok şu anda bu tür yayınlar yapıyoruz fakat kuşkusuz bize mail yoluyla veya başka sebepler başka yollarla fikirlerini bildiren insanlar var. Onları toparlıyoruz. Zamanla ona göre şekillendireceğiz. Bu bahsettiğiniz konularla alakalı programlar da belki. Evet. Ya radyo çok cazip bir şey. Özellikle internetten yayın yapıyorsunuz. Mobil uygulamadan hemen mobilden dinleyebiliyoruz. Evet, mobilden dinlenebiliyor. Ee, i̇nsanlar çalışırken arka planda radyolarını dinleyebilirler huzurlu müzik parçaları dinleyebilirler. Umarım hayatlarına <laughs> bir katkı yani. sağlar. Sizin kişisel olarak nasıl sosyal medya kullanıyorsunuz? Onu da Cemil ee... Arslan hocamıza ulaşmak isteyenler için <laughs> Şöyle... fikirlerini öğrenmek isteyenler için. Estağfurullah. Kaçırmamaya çalışıyorum. Yani Twitter kullanıyorum. Facebook hesabımı kapattım. LinkedIn kullanıyorum. Neden hocam? Bir siber saldırı olmuştu. Öyle Twitter mi? hesabım da bu hafta kapalı. Fakat so sosyal medyadan kopmamaya çalışıyorum. Bunun ee, yani merakımdan öte teknolojiye e, biraz merakım var. Fakat ondan önce doğrusu ellerinizden öper iki çocuğum var. Allah bağış. Çocuklarımla aramdaki irtibatın kesilmemesi için böyle Aynen. bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Çünkü e, çok çok geri kaldığımı fark ediyorum. Eee fakat kullanmayı bilmediğim yerlerde de utanmadan, sıkılmadan onlardan yardım hmm. istiyorum. Sen çok iyi yapıyorsunuz. Teşekkürler. Eee programımız sona erdi. Şeref verdiniz. Estağfurullah. Marmara Büyükşehir Belediyeler Birliği'nin hmm. 15 Mayıs'ta bugün yapılan zirvesini, detaylarını konuştuk. Ee, bir dahaki programda yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi günler, hoşça kalın. Türk Saat Dijital Hayatı sundu.